çocukluğumdan değil. Babam da 65 yaşında öldü. Daha babam da bilmiyor bunu. Yani yetiştiğini biliyor musun? Daha dedemin tabii tarihi bir eser bu ceviz. Biz bunu zaten hani böyle satılığa falan çıkartmıyoruz böyle bir konumda. Kendimiz böyle iş yapıp işi de yağlı. Yemek için bitireyim. Haliyle dibinin köşesine bakıyor işte. Bu şekilde yetişmiş. Bir eser olarak bu. Biz bu ağaçta mesela ki senelik hani bu sene biraz çeyrek 20-25 şu an hani ceviz olarak alıyorduk yani verim. Her sene verim alıyoruz. Tonaj olarak ne kadar? Kaç kilogram gelir acaba? Mesela ki 300 kilo, 500 kilo ceviz veriyor bize. Ben sana diyeyim ki 200 senelik vardır. Bakın yaşlı ağaçlar verimden düştüğü zaman vatandaş bunu ne yapıyor? Kuruyor. Eskiyor gidiyor. Dönem kütük olarak. Ha, bir kütük olarak bunun maliyetini satıyorlar. Ama bizim daha hani bu verimden düşmedi. Verim de veriyor. Gelişimler de iyi. Bir de insanlar buna bakımdan da farklı yani. Biz devamlı bakıyoruz hani. Gübresini atıyoruz. Suyunu zamanında veriyor. Böyle bu haliyle devam edip gidiyor yani. Zaman az varsa bak benim telefonu yerim var. Buyurun çay yapayım. Çok teşekkür ederiz abi. Vallahi şu işi... Bu Arak mevkisindeki olan şöyle bir bölgedeki en büyük yüzü ceviz bu zaten. Bu dalgada. Bu arazilerde. Hani bakın şimdi şu karşıdan baktığınız zaman bu cevizlerin verimlerine bakın. Ben burada her sene verim alıyorum yani her sene. Bazı yerlerde bu olay olmuyor Kazım. Bizim burada bu sıkıntı olmuyor da şimdi. Oğuzlar 77 kendine has güzelliğiyle, iç beyazlığı, raf ömrü, da yan dal verimi, verim ağırlığıyla güzel, kaliteli ve pahalı bir çeşit. Bu sene cevizlerimiz dolgun değil mi? Dolgun, güzel. Yediğin zaman bir başka cevizi yeme şansın çok zayıf. Çünkü o aromayı bulma şansın yok. Mesela örneğin burada bir büyük yaşlı ağacımız var. Bu da bunların atalarından biri diyeyim. Yani daha önce niye böyle büyük ağacımız yok derken bizim küçüklüğümüzde burada bir kütük, mobilya sanayinin bir savaşı girdi. Oğuzlar'da bütün büyük ağaçlar böyle bu gibi ağaçların kütüğünü bir tırda götürülmeye gidemeyecek bir kütüklerimiz oldu. Onları İstanbul'un oralı büyük tüccarları götürdü. Mobilya sanayinde bir katliama uğradı. Ondan sonra tekrar tabandan yetiştirmeye devam ediyoruz. Ama elimizde böyle Oğuzlar'da birkaç ağaç kaldı.